Gel oğlum. Gel. Gel paşa. Gel oğlum. Gel, gel. Gel abi, gel. Tamam, düzle şimdi. Gel, 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 gel. Bir daha. Bir daha. Ama şuraya dikkat et. Kaldı mı? Her zaman geri mi gideceksin? İleri gelme. Hop. Şuraya dikkat et abi. Biraz indir abi. Selamünaleyküm arkadaşlar. Yazılımcı Köylü kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar dün akşam odunum geldi. Önceki yıldan kalan odunlarım da zaten bitmek üzereydi. Daha doğrusu hiçbir şey de kalmamıştı. Bunun gibi böyle bir ramok daha gelecek. Artık o ne zaman gelecek bilmiyorum da. Odun motoruyla bunları biraz kesmeye çalışacağım. Bunları kesip buraya dizeceğim arkadaşlar. Şimdi motorun yağını ve benzinini koydum. Şimdi aslında benim bu garajda çok büyük bir problem var. Şuradan ve şuradan bir kaçak var. Aslında biz bunun arkasını kazıp beton dökmüştük ama yine de iki yerden su kaçağı var. Yağmurlarda falan bakın gördüğünüz gibi yerler hep burada ıslak oluyor maalesef. Bunu da önümüzdeki günler da çözeceğiz. Şimdi buradaki odunları nasıl keseceğim, ne yapacağım? Şimdi öyle ufak bir düşüneceğim. Çünkü arkadaşlar odun kesme konusunda öyle çok tecrübeli bir insan değilim ben. Daha motora da yeni alışıyorum bu arada. Önceki günlerde kanalımda arkadaşlar bu Oleomak'ın odun kesme motoru, tırpanın dal kesme aparatı ve akülü testleriyle ilgili aslında bir video paylaşmıştım kanalımdan. Onu da izleyebilirsiniz. Ben bunu ancak bu şekilde çalıştırabiliyorum arkadaşlar. Şimdi biraz benzin pompalıyorum. Düğmesini açıyorum. Az önce çalıştırdığım için. Tamam, motorun yağı da hemen bitmiş. Bunu tekrardan doldurdum. Hatta o yağ da bende kalmamış. Şurada bir tane vidası var. Gevşemiş. Bunu sıktım da şuradaki videye erişemiyorum. Tam kamanın olduğu yere denk geliyor. Onu sıkamadım. Sadece şunu sıkabildim. Oradakine çünkü erişim sağlayamıyorum. Muhtemelen bunun sökülmesi lazım. Filtresinde bir sıkıntı var galiba. İlk çalıştığı zaman veya sıcakken de arada bir böyle tekleme yapabiliyor. Daha önce de bir kez başıma gelmişti. Filtresi tıkanmış. O içinde böyle süngerimsi bir malzeme var. Onu değiştirdik. Bütün sorun çözülmüştü. Bir de benim benzinlerim arkadaşlar genelde 1 yıllık, 2 yıllık. Çünkü 30 litre, 40 litre alıyorum. Sonra onu tüketmem 1 yıl, 2 yıl sürebiliyor. Hadi bismillah başlayalım. Bakın böyle yapıyor işte. Ama ısındığı zaman da bunu yapabiliyor bazen ama en azından stop etmiyor. Şöyle dizmem lazım. Öyle kesmem lazım ama burası çok karışık. Tek başımayım. O yüzden şimdilik üstten alabildiğim kadarına bir alacağım. Ondan sonra toparlamaya çalışacağım tekrardan. Ah!
Arkadaşlar burası bayağı bir sürecek. Artık kaç saatim alır veya bugün bitirebilir miyim onu da bilmiyorum. Toparlayıp şurayı dizmem lazım. Böyle yavaş yavaş hem kullanarak, tecrübe ederek öğrenmeye çalışıyorum açıkçası. Şu odunlar bayağı bir zorladı. Sağına soluna bir tahta koyuyorlar. O tahtanın içine bunu dizip tek seferde kesiyorlar da. Şu an benim burada öyle bir imkanım yok. Bir de tek başımayım arkadaşlar. Yani hem çıkaracağım hem keseceğim vesaire. Bir şekilde böyle bunu yavaş yavaş bitirmeye çalışacağım. Çok da fazla kendimi kasmayacağım. Buradaki alanı sıralı bir şekilde hayvanlarımı otlattım ve burayı tamamıyla artık bitirdiler. Artık bugün hayvanlarımı diğer tarafa alıyorum. Şimdi diğer tarafta hazırlığımı yaptım. Ancak şöyle bir durum var. Teli çektim ancak hiçbir şekilde elektrik yok. %99 işe yarayacak diye düşünüyorum. Sadece teli çektim arkadaşlar. Başka da hiçbir şey yapmadım. İnşallah ben bunları tek başıma o tarafa götürebilirim. Vallahi bana sıkıntı çıkacaklar biliyorum da. İnşallah götürürüm ya. Yavaş yavaş bakalım. Hadi. 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 Şimdi bunlar var ya buradan çıkmak istemeyecekler. Hadi. Hadi. Yavaş yavaş inşallah yaparım. Hadi. Hadi. Arkadaşlar ben burayı sıra sıra otlattım. Yani bu elektrik telle. O yüzden gayet güzel bir şekilde otladılar. Bakın alanı da göstereyim size. Eğer rastgele salmış olsaydım birçok yer kalacaktı. Hep böyle yarım yarım bırakacaklardı. Hadi. Hadi şu tarafa hadi. Şu beni uğraştıracak şu. Hadi. 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 Hadi bakayım. Hadi bakayım. Vallahi biraz zor gibi gözüküyor ama. Hadi. Hadi. Hadi bu tarafa. Hadi. 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 Ya ben ne kadar zorlanıyorum sizden böyle uğraşıyorum vallahi ya. Hadi. 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 Hadi dostum. Hadi. Yok ya. Vallahi yok. Hadi. Hadi. Oraya gitme çarpılsın vallahi karışmam. Hadi. Yine bir tanesini çıkarmaya çalışayım bakalım. Geçme sakın. Sakın. Sakın öyle bir şey deneme. Hadi. Hadi. Hadi çık şuradan ya. Allah Allah. Of. Çıkmayacaklar. Ya ben bu hayvanları şuradan şuraya götüremiyorum ya. Yok böyle bir şey ya. Vallahi yok böyle bir şey. Hadi. Hadi. Hadi kızım. Haydi. Haydi. Haydi kızım. Haydi. 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 Haydi şu tarafa be. Haydi. Allah Allah. Hadi. Hadi kızım. Hadi. 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 Ha şöyle. Of. Ne kadar uğraştırıyorsunuz beni ya. Kapıyı kapatayım da geri meri dönerler. Bu kapıda kaynaklanacak. Kışın burayı açmasını unuttum. Bütün kar buna bindi. Birazdan bu cihazı da kapatacağım arkadaşlar. Artık bunda işim kalmadı. Hiç acele etmeyeceğim ya. Yavaş yavaş otlaya otlaya gitsinler. Şimdi diğer tarafta cihaz kurmayacağım. Bir gün, iki gün neyse artık. Bakalım telin üzerinden geçmeye çalışacaklar mı? Hiç zannetmiyorum. %99 hiçbir problem çıkmayacak. Hiç elektrik vermeme gerek kalmayacak. Muhtemelen teli hiç geçmeyecekler arkadaşlar. En ufak ot ziyanı bile yapmıyoruz. Hayvanları şu an burada bekliyorum. Çayımı da aldım. Oturdum burada hem hayvanları izliyorum hem çayımı içiyorum. Bakın düve görüyor musunuz arkadaşlar? Hiç rahat bırakmıyor. Sürekli onları bakın bak yine başladı itekleme onları. Hiç rahat bırakmıyor. Eğer güzel bir yerde ot varsa diğerlerini kovuyor. Hep bana rap bana. Bak görüyor musunuz bak yaptığını. Hep bunları kovalıyor. Şimdi şuradaki otu biraz daha otlasınlar diye bekliyorum. Bakın bayağı da ot var yani. Bayağı da çıkmış. Hem çocuklarla oturuyoruz hem çayımı falan aldım. Yerde çok yeşillik çıkmış biz varken. Evet oğlum. Baba, siz yokken her taraf yeşillendi. Ne oğlum? Şu kırmızı olan kim bıraktı? Hangi kırmızı? Şu. Bak şu. Ha onu balık tutmak için Abiden abi getirdi. Balık tutmak için mi? Hı. Ferhat'ın dedesi getirdi. Biz kullanacağız mı biz?
İşte biz kullanmaya çalıştık, olmadı. Başaramadık. O zaman tekrardan ondan mı vereceğiz? Tekrardan geri vereceğiz, evet. Hadi siz sallanın oğlum. Ben de inekleri bekleyeyim biraz da. İnekleri neden buna şey çıkardı ki? İnekleri öbür tarafa götüreceğim. Burada ot bitti oğlum. Tarlaya mı götüreceğim? He, buradaki tarlaya, şuradaki tarlaya. Çiftlik. Evet oğlum, burası burası. Ya bana şu bardağı alıp merdivene koyar mısın oğlum? Al oğlum. Teşekkür ederim. Paşa gel. Gel oğlum. Gel yanıma. Gel. Tusunum. Kontes içerken hiç keyfin yok değil mi? Hiç ayrılmıyor arkadaşlar. Hep burada kapının ağzında. Dişi köpeği bekliyor öyle. Zansak olduğu için onu çıkartamıyorum. Bunları şu anda senin beklemen lazım. Benim değil. Duydun mu? Beni sev diyor ya. Resmen kafasını yatırıyor şuraya doğru. Yatma. Şunu seveyim mi oğlum? Kontes arkadan gidiyor. Ben kontesten cesur diyebiliyorum. Oğlum siz uzaklaşın buradan. Bak o size kötü kötü bak ya. Şaka yapmıyorum, ciddiyim. Kalkın salıncaktan. Buna belli olmaz. Bu benim de süslü oğlum. Evet benim de süslü bu. Yabancıları sevmiyor bu. Siz şimdi yabancı olarak görüyor bu. Şakası olmaz, uzaklaşın. Evet büyük olan. O sıkıntılı oğlum. Aklıma yeni geliyor benim. Aklım kötü kötü bakıyor. Paşa. Sakın bir şey yapma oğlum. Paşa hayır. Hayır oğlum. Paşa. Sakın oğlum. Sakın. Aferin benim oğluma. Aferin benim oğluma. Gel. Paşa gel. Gel. Aferin benim oğluma. Aferin. Bu paşa yukarıya çıkıyor. Yağmur da yağsa öyle bunları yukarıda bekliyor. Yani tam diplerinde değil de ana yolunun üzerinden doğru bekliyor. Eğer hayvanlar gece yukarıda kaldıkları zaman. Bazen gelmiyor hayvanlar çünkü yukarıda kalıyorlar. Evet bak yavaş yavaş geliyorlar gene. Nerede yaklaştın? Burada yılan gibi bir şeyler yiyor. Baba. Efendim. İnekler yılan gibi bir şey yiyor. Oğlum ot yiyorlar ot. Ne yılanı? Yılan yemezler mi? Hayır yemezler tabii ki. Hayır. Yılanı köpekler yer oğlum. Ne? Yılanı köpekler yer. İnekler değil. Yılanları köpekler mi yer? Evet. Leo da yer. Evet, evet Leo da yer. Paşa tamam. Tamam, tamam. Hadi inekleri götürelim hadi. Leo hayır. Hayır oğlum. Allah'tan hayırdan anlıyor. Hayır öğrettim, otur öğrettim, bir de ye demesini öğrettim. Onları 3 tanesini şu anda anlıyor. Leo! Hayır! Leo! Leo hayır! Hayır dedim. Hayır! Hayır! Leo hayır! Hayır dedim. Hayır! Hayır! Gel buraya. Oğlum ellerinizi kaldırın. O zaman sizin oraya gelmezler. Haydi kızım. Oraya değil kızım. Allah. Yanlış yere gidiyor. Yanlış yere gidiyor. Neyse şunları sokayım. Bunun arkasından gelir o. Dur. Ellerinizi kaldırın oğlum. Ellerinizi kaldırın. Heh. Hadi kızım. Hadi kızım. Hadi kızım. Hadi kızım. Ağaçlama zarar verme kızım. Haydi. Haydi. Ana! Tavuk yemini yiyorlar. Allah 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 Allah. Haydi! Şişt. Tavuk yemini yiyorlar. Allah kahretmesin ya. Ya! Ama söylemişti Bülent abi. İçinde bunun yem var. Hayvan bunu yer demişti bana. Of. Tamam gelebilirsiniz oğlum. Vallahi. Har var bir tavuk yemini yiyorlar ya. Abi Bülent abi beni uyarmıştı. İçinde şey var. Hayvan tavuklara verilen yemden de olduğu için hayvan bunu yer demişti. Evet arkadaşlar şimdi
Görmüş olduğunuz teli şuradan şöyle karşıya kadar çektim. Yani bu bölümü otlayacaklar sadece. Bu telde şu anda elektrik yok. %99 bu teli aşıp geçmeyecekler. Ama eğer bu telde elektrik olmadığını anlarlarsa o zaman yıkıp geçebilirler. Yani geçeceklerini hiç tahmin etmiyorum arkadaşlar ama bir deneyeceğim. Tekrardan şimdi buraya cihazı getir. Buradan tekrar bir tesisat çek veya. Şimdi onlarla uğraşmak istemedim. Ha, geçerlerse çok büyük bir problem olur. Hayır, büyük problem olmaz. En fazla tekrar tesisatı buraya kurarım. Olur biter yani. Ha bu sefer ne olur? Tele elektrik verince birkaç kez daha çarpılacak. Bugün böyle bırakacağım arkadaşlar serbest bir şekilde. Zaten şimdi dışarıda işlerim var. Eğer akşam geldiğimde bu teli geçmedilerse hiçbir problem yok demektir. Zaten burada bol bol otları var. Bu teli işe yarayacak ya. Bakın topun geri kalanını oraya bırakıverdim. Hiçbir şekilde elektrik yok. Evet arkadaşlar yaklaşık olarak 5 saat sonra falan eve geldim şimdi. Aynı beklediğim gibi oldu. Telde elektrik olmamasına rağmen teli hiçbir şekilde geçmedi arkadaşlar. Burada kaldılar. Yani bu işe yaradı. Çünkü hayvan alışkın olduğu için zaten tele yaklaşmıyor. Ama önümüzdeki günlerde o telde elektrik olmadığını anlarsa yıkıp geçer arkadaşlar. En azından tesisat çekmektense iyidir. Şimdilik böyle kalsın istiyorum. Yarın bir gün eğer teli geçerlerse de problem yok zaten. Nasıl olsa bu tarafı komple otlatacağım. Geçtiği zaman tekrardan teli çekerim veya cihazı kurarım bilmiyorum. Ama %95 cihazı hiç kurmadan ben buraya sıralı bir şekilde bu telle bunları otlatacağım. Biraz susamışlar. Sularını falan getirdim. O tarladaydı bu leğende. Şimdi boru biraz kırılmış. Boruyu biraz düzelteceğim. Sularını vereceğim. Ondan sonra buradalar. İçeride almayacağım zaten. Burada yatıp kalksınlar. Yerlerinden burada kaçacak yerleri falan da yok. Evet arkadaşlar. Dün akşam saatlerinde yağmur bir başladı. Hiç aralıksız durmadan yağmur yağıyor şu anda. Her taraf su içerisinde kaldı. Maşallah bayağı bir yağdı ya aralıksız. Gece saat 2'den sonra hava açık gösteriyor arkadaşlar. Dolayısıyla hayvanları almayacağım. Bir şey olacağını zannetmiyorum. Bakın bastıkları yerler hep su birikmiş aslında. İnşallah bir şey olmaz ya. Herkes bir şey olmaz dedi ama toprak şu an çok ıslak. Yani ben buraya 4-5 gün gider diyordum ama yok arkadaşlar. 2 günde bu hale getirdiler burayı. Bakın buradaki elektrik de göstermişim gerçi. Hiçbir şekilde elektrik yok. Ama geçmiyorlar işte. Tahminlerim doğru çıktı. Herhangi bir sıkıntı, bir problem yok. Hatta ilerideki tel galiba iyice çözülmüş. Aynen. Muhtemelen hayvanlar vurdu ona. Oo, burası bayağı bir kötü olmuş ya. Hayvanlar burayı mahvetti. Aynen. Bayağı bir kötü olmuş arkadaşlar. Şu teli de kaldırayım biraz. Hiç almak istemiyorum hayvanları. Ama toprağı mahvetmişler ya. Bu kadarını beklemiyordum açıkçası. Gerçi buradaki ot bunlara bir gün daha rahat bir şekilde gider de oradan çıta yamulmuş. Tabii yağmur yağınca aynen. Bunu tamamen yamulmuş bu. İyice yıkandız değil mi? Ama ne yıkandız. Ne yağmur yağdı. Toprağı çok kötü yaptılar ya. İnşallah bir şey olmaz. Şu toprağın haline bak. Tosunum. Gel. Hep batırdız burayı be. Ben sizi sanki alsam daha iyi gibi. Aynen arkadaşlar. Burayı bunlar çok berbat edecekler. Ama önümüzdeki günlerde hep yağış var. Vallahi kararsız kaldım ya. Alsam mı almasam mı? Vallahi galiba alacağım. Sabah erkenden tekrardan salarım burayı. Bunlar şimdi karnları doyacak. Muhtemelen burada böyle gezecekler. Yerlere bakar mısınız? Bayağı bir kötü olmuş. Evet almaya karar verdim arkadaşlar. Alacağım. İçeride biraz ot veririm. Sabah tekrardan çıkartırım. Yapacak bir şey yok. Ama biraz zor olacak ama bir şekilde alacağım artık. Çıldırıyorsun değil mi burada? He kızım. Mecburum. Çıkartamıyorum seni. Gel. Gel kızım. Gel. Kontes gel. Gel kızım. Gel. Haydi gel. Haydi gel. Yakala. Yakala. Gel 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 gel. Aferin benim kızıma. Aferin benim kızıma. Gel. Gel fare oğlu biraz fare. Şu otlarını falan hazırlayayım. Şu incelerini nedense yemiyorlar. Aslında bunu da yeseler çok güzel olacak da. Mahvettiniz burayı. Suç size de gerçi. Suç bende. Dün gece alsaydım iyiydi. Hadi. Zaten doymuşuz. Bak bu sefer bazı oruç çıkartmayın hadi. Şöyle bayı oruç çıkartmayın ya. Hadi. 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 Haydi. Bak 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 nasıl kafa tutuyor. Bak 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 şuna ya. Şuna bak ya. Şuna bak. Allah'ım aman yarabbim ya. Hey. Çek. Köpek de kaçacak diye korkuyorum şimdi. Haydi. Haydi içeri. Haydi içeri. Haydi. Haydi içeri. Vallahi şimdi var ya bıraksam yeridir ha sizi dışarıda. Hiç kurcalamasaydım keşke. Bak 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 bak. Geç. 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 Vallahi bıktım sizden ya. Vallahi küstüm ya.
Vallahi bıktım ya. Gel, 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 gel. Gel kızım, gel, 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 gel. Çizme de giymedim ayağıma. Hadi be, gece gece uğraştırmayın beni be. Hadi içeri. Hayır. Hayır. Hadi içeri. Hadi bu sefer gideyim. Hadi. Oh. Tamam. Bir tanesi girdiyse. Hadi. 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 Koşmayın oraya sakın. Sakın koşmayın oraya. Geç içeri. Ama yordunuz beni ya. Vallahi yordunuz beni ya. Of. Vallahi yordunuz beni ha. Vallahi satarım size ha. Kızdırmayın beni. Vallahi satarım size. Harbiden satarım bak. Bana bol bol temizlik iş çıkardınız değil mi? Evet arkadaşlar, dün hayvanları hiç çıkartmadım. Arazi bayağı bir batıktı. Dün komple içeride kaldılar. Ot verdim sadece. Şimdi tekrardan oraya salacağım hayvanları da. Yine biraz toprak yumuşak ama önceki gün kadar değil. Biraz daha iyi gibi sanki. Hadi çık. İçeriye batırdılar vallahi. En son burada geçen sene temizlik yapmıştım. Hadi burada değil, burada değil. Hadi öbür tarafa. Hadi. Hadi öbür tarafa. Haydi. Haydi. Hava yağışlı gene gerçi de. Önümüzdeki görmüş oldum. 10 gün boyunca hava hala yağışlı. Artık arada açar mı, ondan sonra açar mı bilmiyorum ama bir şekilde o araziyi bitirmemiz lazım. Nereye? Nereye? Gerçi telde şu anda elektrik yok ama yine gideceklerini zannetmiyorum. Arda artık alışmış olmaz lazım ya. Hadi. Hadi. İyi, güzel. Demek ki 3-5 gün şöyle getirip götürürsen bunları tamam bu iş. Hadi tavuk kübresini yiyeceksiniz bak şimdi. Hadi. Tavuk kübresini yemeyin sakın. Haydi. Haydi. Haydi, haydi, brrr, haydi, 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 sakın yiyin tavuk kübresini, haydi, 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 haydi kızım, haydi kızım, bırak oraya hadi, hadi içeri, haydi, haydi, tamam. Şimdi şuraya biraz otlasınlar, ondan sonra 2 metre, 3 metre şeklinde böyle aça aça devam edeceğim arkadaşlar. Bakın toprak, ayak bastıkları yerleri görüyor musunuz? Hep oyuldu. Bugün gerçekten çok yağmur yağdı. Bakın şu anda da bu şey yeniyiz. Evet şu anda da batıyor yani. Bilmiyorum ya, inşallah seneye bir sıkıntı çıkmaz ya. Çok battı bu toprak. Diğer tarafta tekrar yolu elektrik telle kapatıp sadece yolda gezmelerini sağlarım. Otlarını da mümkün olduğunca dışarıda vermeye çalışacağım. Çünkü içeride ot verdiğim zaman bu büyük diğerlerinin hepsini kovuyor. Tek başına otluyor. Bunlara hiç şey vermiyor yani, aman vermiyor. Öyle bir şeyler ayarlamaya çalışacağım. Bu videoyu da böylelikle kapatmış olalım. Beğendiyseniz beğenerek, kanalıma da abone olarak bana destek olabilirsiniz. Güzel olacağını düşündüğüm diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın.